Burası Diyarbakır'ın Lice ilçesine bağlı Tuzla Köyü. 1995 yılında güvenlik gerekçesiyle zorunlu boşaltıldı. Aradan 18 yıl geçti. Çözüm süreciyle birlikte köye dönüş başladı. 56 haneden 25'i evine döndü. Tuzla Köyü dünyaya adını 9 yıl önce Avrupa Birliği genişlemeden sorumlu üyesi Günter Verheugen'in ziyaretiyle duyurmuştu. Tuzlalılar geri dönüşlerle köylerine tekrar huzur geldiğini düşünüyor. 6 çocuklu Salih Yıldız köye dönenlerden biri. Kirada oturuyorduk. İdare olmuyordu. Ev Diyarbakır'da kira ödüyordum. Ondan sonra İstanbul'a tula yürüyordum. İşçilik yapıyordum. İdare olmayınca geri dönüş olunca orayı bıraktım, artık köye geldim. Bahçesinde kurduğu çadırda 10 nüfusla birlikte yaşayan Kudbettin Kaya dut pekmezi yaparak geçimini sağlıyor. 2012'den sonra normale döndü. Yine yani maddi durumumuz olmamak şartıyla çadırda geçiniyorum. Bak görüyorsun, ailemi, nüfusumu görüyorsun, bağımı, bahçemi görüyorsun. Kışın bırakıp gidiyorum, mecburen gidiyorum. Neden desen? Barınacak yerim olsaydı, bir ahır olsaydı, kümes olsaydı yine kalırdım. Diyarbakır'da son bir ayda köylerine dönmek isteyen 75 bin kişi devlet desteği almak için dilekçe verdi. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ahmet Akyol'un açıklaması ise köylülerin beklentisini boşa çıkaracak gibi görünüyor. Akyol, İl Özel İdaresi bütçesinde köye dönüş ve rehabilitasyon projesiyle ilgili ödenek bulunmadığını söyledi. Bireysel yardım yapılmayacaktır dedi. Tuzla Köyü Muhtarı Tahsin Yıldız'la devletin destek vermesi halinde göç edenlerin tamamının köye döneceğini söylüyor.